Bile karşınızdayız. Piyasaları da konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Sorularınız varsa bekliyoruz. Bu sabah stüdyomuzda Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül var. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan Ahmet Ergen de bize Ankara gündemini aktaracak ama genel hatlarıyla şu anki mevcut duruma baktığımızda dolar biraz kıpırdandı böyle birkaç gündür. İzleyicilerimiz de Ali Can Bey hemen sormuş dolar iki gündür neden yükseliyor diye. Piyasadaki genel hava, fiyatlamalar biraz yıl sonu etkisi de var mı? Nasıl görüyorsun şu anki durumu? Aslında biraz yıl sonu etkisi borsa tarafında pozitif yönde var. Her sene biz böyle merakla bekleriz bu sene yıl sonu rallisi olacak mı acaba? Baba rallisi evet, Noel Baba rallisi her sene de olmuyor aslında. Çok affedersiniz. Ama bu sene sanki öyle bir havaya girdik gibi. Ama kur tarafı birazcık enteresan. Yani gelişmekte olan ülkeler işte Brezilya, Türkiye. Bizim Türkiye özelinde tabii bu ABD ile yeniden S-400 meselesinin şey olması, canlanıyor gibi olması, gerginlik anlamda söylüyorum. Bir tık kıpırdattı. Çok majör bir hareket değil. Bir de zaten çok dar bir bantta yani hep biliyorsunuz işte 5-70-80 diyelim çok kabaca. Aralığında hareket ediyor çok uzun süredir, aylardır diyebiliriz. O bant içerisinde kaldığı sürece çok majör bir hareketmiş gözüyle bakmıyoruz. Yani 5-70'in altına kalıcı gelirse, 5-80'in üzerine kalıcı yükselme ihtimali varsa ciddiye alınacak boyutta bir hareket gibi görüyoruz. Ama neden hani yükseliyor sorusunun cevabı yeniden acaba S-400 üzerinden ABD ile ilişkilerin gerilmesi söz konusu olabilir mi? Böyle bir ihtimal olabilir mi diye bir şüphe. Şüphe. Peki şimdi konuşacağız. Soru varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Bir Ankara'ya da dönelim çünkü yeni güne başlarken gözümüz kulağımız meclisten gelebilecek açıklamalarda olacak. Ahmet Ergen mecliste özellikle komisyon tarafında bütçeyle ilgili sunumların da sürdüğünü görüyoruz. Bugün de Ahmet Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir sunumu var yanılmıyorsam. Evet, bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 bütçe yasa teklifine ilişkin görüşmelerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sürdürecek. Saat 10 itibariyle komisyon çalışmalarının başlamasını bekliyoruz ve hemen komisyon çalışmaları başlar başlamaz da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunumu olacak. Bakanlık bütçesi, bakanlıkla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların, ilgili bakanlıkla ilgili kurumların bütçeleri de ele alınacak. Bunlara ilişkin de son değerlendirmelerini yapmasını bekliyoruz Bakan Albayrak'ın. Ancak bakanlık bütçesinin sunumuyla birlikte ekonomideki gelişmelere ilişkin mesajlar vermesini de bekliyoruz. Kapsamlı, geniş, yaklaşık bir saat devam edecek bir sunum olacağını hatırlatalım. Bütçe maratonu komisyonda 24 Ekim itibariyle başlamıştı. Yapılan ilk sunumun ardından bir ara verilmiş. Sonrasında 19 günü bulan bir mesai olacak şekilde tasarlanmıştı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldükten sonra yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi var ve Cuma itibariyle de son olarak Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumların bütçeleri görüşülerek komisyon ayağı tamamlanacak 2020 bütçe yasa teklifinin görüşülmesine yönelik. Sonrasında bir haftalık bir ara var. 9 Aralık itibariyle de bütçe genel kurula gelecek. 11 günlük bir mesai olacak genel kurul çalışmaları kapsamında ve 2020 bütçesinin ayın 20'si gibi, aralığın 20'si gibi artık yasalaşmasını bekliyoruz. Ama bugün itibariyle söylediğimiz gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte BDDK, Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumların bütçeleri görüşülecek ve bütün bu kurumların bütçeleriyle ilgili sunumları Bakan Albayrak yapacak. Vereceği önemli mesajlar olmasını bekliyoruz. Saat 10 itibariyle başlayacak çalışmalarda. Bu arada bugünün gündeminde şöyle bir not daha ekleyelim. Saat 15'te de İstanbul Sanayi Odası'nda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bir sunumu olacak. Öğleden sonra Amerika'dan beklediğimiz bir dizi önemli veri var. Amerika'da işte çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisinden büyüme verisine. Bu ikinci okuma olacak galiba değil mi? %1,9'luk bir beklenti var. PC verisine 5 kitap Amerika'da yerel ekonomik faaliyetlerin aktarıldığı bir rapor aslında bu 5 kitap. Bütün bunları dışarıda da izliyor olacağız. Yani dışarıdaki havanın gidişatı açısından da önemli bu çok veriler. Çok önemli, çok önemli. Özellikle ABD'de büyüme, bir de çekirdek PCE. Çekirdek PCE aslında bir enflasyon göstergesi ama Fed'in hedef olarak verdiği 2'nin asıl şeyi o.
bazı asıl baktığı yani kişisel yani, tüketim harcamaları. Aynen, kişisel verisi, tüketim harcamalarına dayalı fiyat enflasyon verisi %2 hedeflerken PCE enflasyonun %2 olmasını hedefliyor. FED. Enflasyonla evet. ilgili. Bu arada enflasyonla ilgili bir soru vardı. Enflasyon, dünya enflasyonu arıyor ama biz neden düşüremiyoruz demiş Eray. bir dünyaya uyum sağlayabilsek keşke. Dünyada evet bütün merkez bankaları enflasyon yükselsin diye. Ona göre para politikamızı şekillendirelim diye bakıyor. Çok büyük bir yavaşlık var, o yüzden öyleler. Yani orada evet. da böyle sağlıklı bir gidişata işaret eden etmiyor. Bir şey değil. Peki. Soru varsa bekliyoruz dediğimiz gibi gerisayım@ntv.com.tr posta adresimiz. Şimdi bir iki ayrıntıyı hızlıca verelim. Çünkü piyasalarda bu gelişmeleri yakından izleyerek yeni güne başlıyor. Jeopolitik ve siyaset öncelikli başlığımız. Bir kere Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. 4 saat sürdü. Bir MGK bildirisi var. Barış Pınarı Harekatı, ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatlar başta olmak üzere bu konularda önemli mesajlar verildi. Tabii Türkiye ile ABD arasında bu krize neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir aşamaya geçildi. Rusya'dan alınan hava savunma sistemlerinin testlerine başlandı. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı gelişmeyi kaygı verici olarak niteledi. Türkiye ile müzakereleri hala sürdürdüklerini de dile getirdi. Soruna çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduklarını da ekledi. Bu arada Ankara-Washington arasında S-400 geriliminin aşılması için bir ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın o çalışma kapsamında Aralık ayının başında Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesi Almanya'da dün Kalın açıklamalarda bulundu. S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek. Kendi başına müstakil bir savunma sistemi olarak kalacak. Bu konudaki endişeler giderilebilir şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri vardı. Özellikle son açıklanan ekonomik verilerin ekonomide sıkıntılı dönemin aşılmaya başladığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Milletime sesleniyorum, bırakın doları moları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tarım Kredi Kooperatifi'nin ülke genelinde 500 satış mağazası açacağını da ilk kez grup toplantısında açıkladı. Katar dönüşü uçakta ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruları yanıtladı. Bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan bunun ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Rubini'den Türkiye yorumu, dünyaca ünlü ekonomist, kriz kahini diye de biliniyor. Nuriel Rubini İstanbul'da 28. Kalite Kongresi'nde konuştu. Türkiye'de ekonominin iyileşmeye başladığını, daha istikrarlı hale geldiğini söyledi. Turizmin katkısıyla cari açığın azaldığını vurguladı. Rubini ancak bu iyileşmenin kırılgan olduğunu belirtti. Türkiye'de parasal politikaların daha sıkı olması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'de genç nüfusun istihdama katılmasının daha yüksek büyümeye katkı vereceğini de sözlerine ekledi. Atlas Global Hava Yolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar durdurdu. Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Atlas Global Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğu vurgulandı. Şirketin yolcu mağduriyetlerine ilişkin konuları 15 Aralık tarihine kadar tespit ederek telafi edeceğinin de vurgulandığı açıklamada Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır deniliyor. Şimdi genel hatlarıyla tabii dışarıdaysa Trump'ın açıklamaları izleniyor. Amerika-Çin ticaret savaşı bir numaralı başlık. Trump birinci aşama ticaret anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı basına verdiği röportajda ticaret anlaşmasını iyi koşullarla güvencede tuttuğunu ifade etti. Anlaşmayı bekletiyorum çünkü iyi bir anlaşma olacak dedi. İki ülke arasında eşit bir anlaşma olamayacağını belirtti. Bizim daha iyi konumda olduğumuz bir anlaşma yapmalıyız çünkü geri kalmamak zorundayız şeklinde bir cümle kullandı. Şimdi genel hatlarıyla piyasalarda veri akışının biraz daha zayıfladığı, içeride jeopolitik gelişmelerin öne çıktığı bir süreç. Dolar TL 5.76 seviyesinde dün yükselmişti. Bu sabah da 5.76'dan başladı yeni güne. Euro Türk Lirası 6.32'den geçiyor. Borsada
Dün yükseliş vardı. %0,5 civarında yükseldi. 105.983 puandı kapanış. Burada özellikle Brezilya reali dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine indi. Bunun gelişmekte olan ülke paralarını baskıladığı yönünde yorumlar da dile getiriliyor. Bugün öğleden sonra Murat Uysal'ın özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın İstanbul Sanayi Odası'nda yapacağı açıklamalar. Sabah Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın meclisteki sunumundan yansıyacak notlar piyasalarında takibinde olacak. Dışarıdaki genel havaya baktığımızda Amerikan borsalarında yükseliş vardı. Avrupa tarafında Almanya hariç yükseliş var. Euro dolar 1.10'larda. Asya borsaları bu sabah pozitif bir görüntüde. Özellikle 5 yıl önce Hong Kong borsasında halka arzına izin verilmeyen Alibaba dün borsaya kote oldu. Çinli şirket ilk işlem gününde de %6'nın üzerinde yükseldi. Değeri 11,3 milyar dolara ulaştı. 2019'un en değerlisi unvanına ulaştı. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi genel hatlarıyla petrolde biraz yükseliş var. %1'e yakın bir yükseliş, 64 dolara çıktı. Güvenli liman altında ise dün 2 haftanın en düşük seviyesine doğru bir iniş vardı ama burada petrolde yeniden bir kıpırdanma gördük. 1458 dolar civarında şu anda. İçeride altın ne durumda? Dün 268'leri görmüştük. Bu sabah 270 lira gram altın. Çeyrek altın 443 lira, yarım altın 874 ve tam altında 1769 lira. Özlem Derici Şengül'le birlikteyiz. Sorularınızı bekliyoruz. Aydın Bey bir soru göndermiş. Özlem Hanım'dan altın ve petrol yorumu alabilir miyiz demiş. Evet, altın ve petrol hakikaten son dönemde değil aslında, yani geçtiğimiz yıl içerisinde konuşmak gerekirse önemli hareketler gösterdi. Petrol tarafında çok majör bir sıçrama ben beklemiyorum önümüzdeki sene içerisinde. Bunun arkasındaki genel neden de ana varsayım diyelim. Dünya ekonomisinin hani şimdi son çeyreğin böyle iyimser havasıyla artık resesyondan veya yavaşlama diyeyim, resesyon da demek yanlış çıktı, toparlanma başladı, dipten dönüldü, artık dünya ekonomileri Asya'sıyla, Çin'iyle, Avrupa'sıyla büyüme dönemine girdi demek için erken. Ben yavaşlama şeyinin etkilerinin emtia piyasaları üzerinde bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Burada altın tarafında ise ABD-Çin ticaret savaşı çok belirleyici. Buradaki yumuşama önemli bir geri çekilmeye neden oldu. Ama dünyada riskler son bulmuyor. Yani jeopolitik riskleri bir kenara bırakacak olursak bile ekonomik riskler önümüzdeki senenin yine gündemi olacak. O yüzden ben altın talebinin yine canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu bir trend değişimi değil. Altındaki bu en son gördüğümüz aşağıya gidiş. Bir kere ticari savaşlarla ilgili bir çözülme olsa dahi birinci faz anlaşmadan bahsediliyor. Muhtemelen masaya her bir mal konusu, atıyorum tarım, sanayi ürünleri, teknoloji ürünleri, her biri masaya geldiği zaman yeni bir tartışma konusu olacak önümüzdeki sene içerisinde. Yani biz şu anda sadece 15 Aralık'ı atlatmaya odaklandık. Bu yüzden de altın tarafında bu geri çekilmeyi, artık düşüş trendine girdi, çok ciddi seviyelere gelmişti. Bundan sonra artık hedef işte nereden geldiyse, yani 1200, 1300, 1000 tarafıdır diyemiyorum. Tam tersi, bu belki bir düzeltme şeyi olabilir, hareketi olabilir. Seviyeler olarak teknik analist arkadaşlara bırakayım. Ama yıl içerisinde, önümüzdeki yıla baktığımız zaman daha yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini düşünüyorum ben altının. Peki, şimdi çok soru var. Mesela Cerrah Bey diyor ki faizdeki düşüşün devamını bekliyor mu Özlem Hanım diye sormuş. O tarafta da ben çok önümüzdeki sene için konuşayım. Yani şimdi 12-12,5'lar zaten benim beklentimin ötesinde. Ben 13'ü 13,5 civarında bitirmeyi bekliyordum. Bir puan daha altına geldi. Ama bu hareketin arkasındaki en önemli neden neydi? Enflasyonda çok önemli bir geri çekilme gördük. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri çok majör boyutta gerçekleşti. Hepsi birlikte borçlanma ihtiyacı da yönetilebilir derecedeydi. Hepsi birlikte faizi buraya getirdi. Ama önümüzdeki seneye bakacak olursak enflasyondaki bu hızlı düşüşün artık yavaşladığına ve durulduğuna hatta şahit olacağız. İlk yarı hatta çift haneli oranlarda dalgalandığını göreceğiz. İlk yarı borçlanma ihtiyacı çok yüksek hazinenin. Bu ne demek? Daha fazla borçlanma ihalesine çıkacak, daha fazla likidite ihtiyacı var, daha yüksek faiz ödemek zorunda kalabilir. Bu bir, bize yardımcı olacak bir unsur var, global faizler. Global faizler düşük seyretmeye devam edecek. O yüzden de yeniden 15 veya üzeri bir hareketi hiç beklememek lazım faiz tarafında, ama düşüşün devamını bekler mi derseniz
Ben tek haneli oranlar beklemiyorum gelecek sene için. Aslı Çelik, merkezin faizde adım atacak yeri var mı demiş. Batur Ustaoğlu da diyor ki merkez faizi düşürdükçe kredi faizleri otomatik aşağı mı geliyor? Yani o mekanizma nasıl çalışıyor diye sormuş. O mekanizma aslında şöyle çalışıyor. Otomatik aşağıya gelmiyor ama şöyle, eğer ki piyasa şartlarını hazırlayıp yani beklenti yönetimini çok iyi gerçekleştirip Merkez Bankası ondan sonra faiz indirimi gerçekleştirirse zaten piyasa enflasyon beklentileri, genel ekonomik koşullar, borçlanma ihtiyacı bununla ilgili pozitif, iyimser beklentileri merkezin faiz indirimiyle birlikte teyit edilmiş ve de piyasada merkezi takip ediyor anlamına gelir. Hı. Merkez Bankası'nın faizi, onu da belirteyim, soruluyor genelde. O faiz oranından bankalara verdiği likidite aslında bankaların fonlama miktarının çok büyük bir kısmını oluşturmuyor. Tam tersi küçücük bir miktarını oluşturuyor. Yani Merkez Bankası'ndan aldıkları fon, toplam ihtiyacı olan fonun çok küçük bir miktarı ama sinyal etkisi çok önemli. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptığı zaman Merkez Bankası piyasayı arkasından sürükleme gücüne sahip oluyor. Bu gördüğümüz hareket de bunun işareti. Metehan Sağar, doların stabil kalması demiş. Reel sektörde işlerin düzelmesine yol açar mı? Dolar hani evet, bir süredir belli bir bantta kesinlikle gidiyor. Kesinlikle yol açar. Bizim istediğimiz zaten çok aşırı değer kaybı da değil, değer kazancı da değil. İki tarafta hem dış ticareti etkiliyor hem genel algıyı bozuyor, beklentileri bozuyor. Hı-hı. Yukarı veya aşağı yönlü hiç fark etmez. İstediğimiz her zaman için belli bir bant içerisinde volatilitenin düşük olduğu bir dolar kuru. Reel sektör bu sayede önünü görebilir. Bu sayede maliyetlerini doğru hesaplayıp fiyatlamalarını da doğru bir şekilde yapabilirler. Peki bir Ankara'ya bir kez daha dönelim. Aslında tarım marketler ve sayısı artacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda özellikle grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Ayrıntıları nedir? Kaç çeşit ürün bulunabilecek buralarda? Nasıl bir rakamsal olarak beklenti var? Ahmet Ergen'den ayrıntılar alalım. Ahmet. Berfu, belki öncelikle söylenmesi gereken nokta şu. Uzunca bir süredir hatırlanacağı gibi enflasyonla mücadele, enflasyonu aşağı çekme kapsamında gıda fiyatları önemli bir başlıktı. Gıda fiyatlarının seyri üstünde en çok durulan konulardan biriydi. Geçtiğimiz yıllarda biz gıda fiyatlarını aşağı çekebilmek, belki bu anlamda bir regülasyon sağlayabilmek adına tanzim satışlar gündeme gelmişti. Ama şimdi daha kalıcı, daha yaygın ve belki daha etkili faaliyet yürütmek üzere bir tarım kredi kooperatifleri marketleri gibi bir proje üstünde hazırlık yapıldığını söyleyelim. Ekim ayı başından itibaren aslında bunun ilk sinyalleri, haberleri gelmeye başlamıştı ama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde anlattı. Plan şu, önümüzdeki yılın sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlık gösteren 500 market açılacak. Tarım kredi kooperatifleri markalı ürünler başta olmak üzere diğer kooperatiflerin ürünleri bu marketlerde yer alacak. Kadın girişimciler ve bunların oluşturduğu kooperatiflerle organik ürünler üreten üreticilerin ürünleri, malları bu marketlerde yer alacak. Temel hedef fiyat regülasyonu sağlamak ama bunun yanı sıra kalitede bir artış sağlayarak vatandaşa, tüketiciye kapsamlı, ucuz, istikrarlı bir düşük fiyatı olan ürünleri, kaliteli ürünleri sunmak olacak. 350 çeşit tarım kredi markalı ürün, diğer kooperatiflerden de 750 çeşit ürün, toplamda 1100 çeşit ürün olması planlanıyor bu marketlerde. Şu anda fiilen çalışan market sayısı 19. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bizim aldığımız bilgilere göre bu yıl sonuna kadar hızla açılacak marketlerle sayı 51'e yükselecek. Yani 32 market bu yıl sonuna kadar açılışı tamamlanmış olacak ve 2020 planına göre de Mart ayı sonuna kadar 150, Haziran ayı sonuna kadar 250 marketin açılışı, faaliyete geçmesi tamamlanacak. Yıl sonuna kadar da bu sayı 500'e ulaşacak. Tekrar edelim, 1100 çeşit, yani sadece gıda ile sınırlı kalmayacak. Temel tüketim malzemelerinin neredeyse tamamını bulabileceği, vatandaşın, tüketicinin bulabileceği bir faaliyet olacak bu. 500 market 2020 sonuna kadar hayata geçmiş olacak.
Evet, Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktardı. Gün içinde ondan meclis gündemini almayı sürdüreceğiz. Çünkü dediğimiz gibi ondan itibaren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir sunumu olacak orada. Takip edeceğiz. Bir dönem böyle enflasyon tek haneye inecek mi inmeyecek mi tam bu baz etkisi devreye girmeden önce inanılmaz soru geliyordu fiyatlarla ilgili. Evet. İşte fiyatlar ne zaman düşecek, ne olacak? Sanki bu aralar biraz duruldu. Duruldu. Doların belli bir banda oturmasının da belki bunda etkisi var ya da alışıyor muyuz? Yok, alışıyoruz bilmiyorum. Değil. Hakikaten önünü görebilmek çok önemli. Maliyet artışlarını doğru bir şekilde yansıtıp doğru fiyatlamayı yapabilmek çok önemli. Dolar tarafında veya maliyetler tarafında, yani enerji fiyatları da buna dahil tabii ki de, dalgalanma olduğu sürece bu tedirginlik diyeyim veya temkinli olma ihtiyacı fiyatlara artış olarak yansıyordu. Şimdi artık durulma biraz var. Daha doğru bir fiyatlama yapıyoruz. Melike Hanım tek hanede kalmaya devam edebilir mi enflasyon demiş. Şimdi haftaya enflasyon gelecek. Ne göreceğiz? Çünkü önümüzdeki hafta muhtemelen çift haneli oranlara çıktığını göreceğiz. Sonraki ayları konuşacak, yani bir seferlik bir hani çift haneli oran mıdır? Hayır, değildir. Bunun bir nedeni, yani Kasım Aralık'taki nedeni baz etkisi, ama sonraki aylardaki nedeni de talebin canlanıyor olması. Yani yavaş yavaş artık kredilerden de görüyoruz, reel sektör güveninden de görüyoruz. Çeşitli veriler üst üste artık kıpırdanmanın başladığına işaret ediyor. Keza görüyorsunuz, yani otomobil satışları falan da tamam ciddi bir baz var ama bir kıpırdanma var. O tabii fiyatlara maalesef ki negatif yansıyacaktır. Şimdi gündeme de bir bakalım. Aralık gündemi, yani önümüzdeki haftayla birlikte böyle yoğun bir döneme başlıyoruz. Pazartesi bir kere büyüme gelecek. Aynen öyle. Gecikmeli bir veri gerçi. Evet. Biz ikinci çeyreği biliyoruz. %1,5'luk daralma vardı. Üçüncü çeyrekte şimdi ne duyacağız? Pazartesi sen ne bekliyorsun? Ben 0,6'lık bir büyüme beklentim var. Daha piyasa beklentisini görmedim ama 0,6 ile 1 arası yanılmıyorsam değişen beklentiler yılı var. Yılı nasıl kapatırız peki böylece? Yılı pozitif oranda kapatacağız. Orası kesinleşti. Muhtemelen yani hani 0,7-0,8 gibi bir oran. Evet, %1'e yakın. %1'in biraz altında bir oranla kapatacağız gibi görünüyor. Önemli bir performans çünkü son çeyrek çok kuvvetli gelecek. Bir %5'in üzerinde bir büyüme göreceğiz. Dördüncü çeyreği de Mart ayında. Gelecek yılın Mart ayında falan öğreneceğiz. Evet, gecikmeli açıklanıyor veri. Maalesef ama bize öncü göstergeler böyle bir şey gösteriyor. Yön diyelim veriyor. Oradan gördüğümüz kadarıyla bir de bizim Bilgi Üniversitesi'nde bir modelimiz var, büyüme modelimiz var. Ege Yazgan Hoca ile bir akademisyen arkadaşımızın hazırladığı. Bütün verileri büyümeye etki edecek, bütün veriler geldikçe kendini güncelleyen bir sistem diyelim. O da aynı şekilde yılın son çeyreği için çok büyük bir büyüme öngörüyor. Şu an altının üzerinde modelin çıkarttığı büyüme oranı. Dördüncü çeyrek için. O da yılı pozitife taşıyacak. Evet, yıl 0,9'un üzerinde bitecek gibi görünüyor modele göre. Aykut Bey diyor ki Türkiye ekonomisi büyürse önümüzdeki yıl 2020 içinde kuvvetli büyüme beklentileri var. Bu sorunların çözüldüğü anlamına mı gelecek demiş. Hayır, sorunların çözüldüğü anlamına gelmeyecek ama şöyle bir hissiyata sahip oluyor genelde insanlar veya beklenti içinde oluyor. Hani sorunlar çözülsün, bir sabah uyanayım hepsini birden hissedeyim. Öyle bir mucize şey yok. Bir, yani, sihirli bir değnek yok. Yani o hissetme algısı diyeyim, hissetme durumu gecikmeli gelen bir durum. Yani biz şu anda bir parça iyileşmeye doğru hareket ediyoruz. Arka tarafta yapısal problemler yok mu? Var. Örneğin biraz önce konuştuğumuz tarım bunlardan çok önemlilerinden bir tanesi. Sanayi tarafında da var, işte istihdam tarafında çok önemli sorunlar var, üretim verimlilik tarafında keza. Ama şu anda gördüğümüz şey fiyatlardaki bu anormallik yüzünden, maliyet artışları yüzünden ne biz talep ediyorduk ne de üretim tarafı bir yatırım hamlesinde bulunuyordu. Ne de bankacılık tarafı çok reel sektöre hani kredi açma konusunda istekliydi. Şimdi bunun çözüldüğünü, bu tıkanmışlığın çözüldüğünü göreceğiz 2020'de. Çözülmek derken çözülmeye başladığını göreceğiz. Yavaş yavaş da eğer 2020'yi sağlıklı bir şekilde biraz daha kırılganlıklarımızı azaltacak hamleler atacak şekilde geçirebilirsek belki 2021'de hani biraz daha sorunlar çözüldü mü? Evet, şu sorunlar çözüldü diyebileceğiz belki. Şimdi çok soru var. Mesela hızlı hızlı gidelim. Orhan Bey diyor ki şirketlerden gelen olumsuz haberler bankacılık sektörünü nasıl etkiler diye sormuş. Bankacılık sektörünün geneline bakacak olursak, yani sektör karlılığını hani çok aşağıya çekecek bir gelişme midir? Hayır, değil. Bankacılık sektörünü sallayacak, hani sarsıntı yaratacak bir gelişme midir? Hayır, değil. Ama bunun nedeni hani bazı spesifik sektörlerde yoğunlaşmış olması. Genele yayılmış silsile halinde iflaslar görmüyoruz. Şöyle yani belli bir sektör
sektörde sıkışmış bir sorun görüyoruz ama bütün sektörlere yayılmış veya lokomotif sektörlere yayılmış iflaslar değil bunlar arka arkaya. Hatırlayın 2009 krizinde üretim hatları durmuştu otomotivde, kaç günlerce uzatılmıştı. Böyle bu durumda değiliz. O yüzden de bankacılık sektörüne tehlikeye atacak bir gelişme olmaz. Mustafa Bey diyor ki hani istihdamın artması için reel sektörün yatırım yapması evet. lazım. Yeni yatırım bekliyor musunuz demiş. Can Baysan da 2020-2019'dan daha iyi bir yıl olur mu diye sormuş. Sondan başlayayım. Evet, bir tık daha iyi bir yıl olacak. Hissedilebilirliği biraz gecikmeli gelecektir. Hemen 2020'ye başladığımız ilk yarıda hissetmeyeceğiz. Birinci soru neydi? Yeni yatırım bekliyor musunuz? İstihdam artsın. O da ilk önce şeyini görmesi lazım. Yani gelir artışını, talep canlanacak, şirketler birazcık finansman yaratacaklar. Ondan sonra yeni yatırıma yöneleceklerdir. Hemen beklemiyorum ama yatırımlardaki düşüş duracak. %20 küsur daraldı ikinci çeyrekte yatırımlar. Korkunç bir oran. Bu üçüncü çeyrekte bir tık daha az daraldığını, yine geçen seneye göre daraldığını ama bir tık daha az daraldığını göreceğiz. 2020'de ancak hafif bir pozitife dönüş göreceğiz yatırımlar. Peki, bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra borsanın açılışına birlikte geri sayalım. Evet, geri sayımda Özlem Derici Şengül'le birlikteyiz. Çok soru vardı. Mesela Nuray Hanım, güven endeksindeki artış ne düzeyde demiş. Bir de Türkiye yüzde kaç büyümeli ki normalleşme gerçekleşsin diye sormuş. Normalleşme 5'ten aşağıya olmaz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü istihdam yaratan büyüme olmuyor daha altta olduğu zaman. Yani potansiyelin altına geldiği zaman özellikle 4 ve 6... istihdam artışını, işsizliği düşürecek kadar gerçekleştirmiyor. İstihdam artmaya devam ediyor ama İş gücüne katılım çok yüksek olduğu için işsizlik düşmüyor. Hı hı. Onun için normalleşme için bizim birkaç sene 4,5-5 büyümemiz şart. Bir de tüketici güvenini sormuştu. Tüketici güvenindeki artış var. Aynen, kıpırdanma var. Biraz daha hani beyaz eşya alımı için uygun zaman mı gibi sorulara verilen cevaplarda iyileşme görülmüş. O yüzden de var. Çok dramatik mi? Hayır değil ama yine de dipten hani dönmüş vaziyette. Doğan Bey, altın düşüşe geçecek mi diye sormuş. Az evvel altın, konuştuk aslında evet, ama yani herhalde başını düşüş, kaçırdı izleyicimiz. Daha fazla çok ciddi bir düşüş ben beklemiyorum orada. Kenan Bey, Özlem Hanım'a sorar mısınız diye böyle bir hisse belirterek bir soru sormuş ama hisse yorumu yapmıyoruz. Yasak bizlere, yani ekonomistlere yasak. Evet, peki borsa açıldı, yatay bir açılış ama hafif eksi de %0,04'lük bir düşüşle 105.935.000 puan seviyesinde açılışla birlikte BIST 100 endeksi. Özlem Derici Şengül, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Danışmanlık kurucu ortağı bu sabah yayınımızdaydı. Soru ve yorumlar için izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.